Navbattaki mavzumuz kvadrat tensizlikler. Ax kvadrat plus bx plus katta noldan, yoki katta yoki teng noldan, yoki kichik noldan, yoki kichik yoki teng noldan. Ko'rinishda tensizlikler kvadrat tensizlikler deb yuritiladi. Va bunday tensizliklarni yechish uchun biz dastlab ax kvadrat plus bx plus teng nol tenamani qaraymiz. Tenamani diskriminantini topamiz. B kvadrat minus 4ac. Diskriminant uchun mana bunday formula o'rnatildi. Bu bizga ma'lum. Bu yerda diskriminant musbat bo'lishi mumkin, yoki nolga teng bo'lishi mumkin, yoki manfiy bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz 3 ta holni qaraymiz. Birinchi hol. Agar diskriminant 0 dan katta bo'lsa, bu holda mana bu tenglanma, kvadrat tenglanma ikkita ildizga ega. x1, x2 ildizlarga ega. Shu sababli tengsizlikning chap tomoni quyidagicha ko'paytuvchilarga ajratiladi. A x minus x1 x minus x2. Bu tengsizlikning ko'rinishi quyidagicha bo'ladi. Misol ko'ramiz. Birinchi misol. X kvadrat minus 5x plus 6 katta 0. Tensizlikni qaraylik. Diskriminanti 25 minus 24 1ga teng bu. 0 dan katta. Shu sababli tenglama, agar mana bu ifodani 0 ga tenglasak, tenglama 2 ta ildizga ega bo'ladi. U ildizlarni biz Vier teoremasidan ham topishimiz mumkin. x1 2ga teng, x2 6ga 3ga teng. Chunki bularni qo'shsak 5ga teng, ko'paytirsak 6ga teng bo'ladi. Shu sababli tengsizlikning chap tomoni quyidagicha ko'paytuvchilarga ajratiladi. x - 2 x - 3. Tengsizlik quyidagi ko'rinishga keladi. Bu yerda a koeffitsient 1ga teng. Shuning uchun 1ni yozmadik. Tengsizlikni yechish uchun mana shu sonlarni, 2 va 3 sonlarini sonlar o'qida belgilaymiz. 2, 3. Qat'iy tengsizlik bo'lgan holda, ya'ni tenglik belgisi yo'q, bunday holda bu sonlar yechim bo'lolmaydi. Shu sababli biz bu sonlarni chiqarib tashlaymiz. Doiracha degani chiqarib tashlanganligini bildiradi. Shunday qilib, bu yerda sonlar o'qida 3 ta oraliqni hosil qildik. Endi shu oraliqlarda tengsizlikning chap tomonining ishorasini topamiz. Yoki buni yoki mana bu ifodani ikkalasi bir-biriga teng. Buning uchun har bir oraliqdan bittadan son olamiz. Masalan, mana bu oraliqdan birorta son olaylik. Masalan, x teng 5ga. Tengsizlikni chap tomoniga olib kelib qo'yamiz. Xlarni o'rniga 5ni qo'yaylik. 5 minus 2. Bizga bu yerda muhimi uni ishorasi. 5 minus 2 musbat bo'ladi. 5 minus 3 2ga teng. Bu ham musbat. Musbat sonni musbat songa ko'paytirsak, musbat son chiqadi. Demak, bu oraliqda tengsizlikning chap tomoni musbat bo'lar ekan. Endi shu ifodani bu oraliqda 2 va 3 orasida, 2 3 oraliqda oraliqdagi ishorasini topamiz. Buning uchun x ning o'rniga shu oraliqdan birorta sonni qo'yamiz. Masalan, x teng 2.5. 2.5 minus 2 musbat, 2.5 minus 3 manfiy. Demak, bu musbat, bunisi manfiy bo'ldi. Plus ko'paytirib minus minus bo'ladi. Shu sababli mana bu ifoda bu oraliqda manfiy bo'lar ekan. Endi 3-chi oraliqni qaraymiz. Bu oraliqda ham birorta x ning qiymatini olamiz. Masalan, bu oraliqda 0. X ning o'rniga 0 qo'ysak, 0 minus 2 minus 2 manfiy. 0 minus 3 minus 3 ga teng manfiy. Demak, manfiy minus ko'paytirib minus plus bo'ladi. Shunday qilib mana bu ifodaning har bir oraliqdagi ishoralarini topdik.
bizga bu ifoda 0 dan katta bo'lishi kerak. 0 dan katta degan plus oraliqlarni olish kerakligini bildiradi. Shunday qilib tengsizlikning yechimi mana bu oraliqlar ekan. Yoki buni quyidagicha yozishimiz mumkin. Minus cheksizdan, bu yoq minus cheksiz, bu plus cheksiz. Minus cheksizdan 2 kecha 2 javobga kirmaydi. Qat'iy tengsizlik bo'lganligi sababli va 3 dan plus cheksizlik kecha. Shunday qilib, berilgan tengsizlikning yechimi mana bunday bo'ldi. Ikkinchi misol. İkinci misal. Minus 2x kvadrat plus x plus 1 kattan oldu. Yine diskriminantını tapağımız. Diskriminant. B kvadrat plus 8 9 geteyim. Diskriminantımız var. Demek mana bu ifodani kvadrat 3 qadim 0 ga tenglasak, 0 ga tenglab bersak, 2 ta ildizi bor. Shu sababli buni ko'paytiruvchilarga ajratishimiz mumkin. Ildizlari 1 va minus 1 taqsim 2. Shu sababli shartnoma quyidagicha ko'paytiruvchilarga ajratiladi. Minus 2, x minus 1, x plus 1 taqsim 2. Kattan o'rtan. Yana sonlar o'qida, mana shu sonlarni belgilaymiz. 1 va minus 1 taqsim 2 ni. Minus 1 taqsim 2 1 dan kichik, shu sababli chap tomonda bo'ladi. Yana 3 ta oraliqni hosil qildik. Har bir oraliqda mana bu ifodaning ishorasini topamiz. Yana birdan katta ixtiyoriy sonni olaylik. Masalan, ixtiyoriy sonni olishimiz mumkin. Masalan, 10, 100 ahamiyati yo'q. Birdan katta bo'lsa bo'ldi. Masalan, 10. 10 minus 1 musbat, 10 plus 1 taqsim 2 musbat. Bu yerda manfiy son, demak, minus ko'paytiruv plus ko'paytiruv plus. Ya'ni natija minus chiqadi. Endi mana bu oraliqdagi ishorasi. Bu oraliqdan ixtiyoriy sonni olaylik. Masalan, x teng 0. 0 da manfiy son, 0 minus 1, minus 1, 0 plus 1 taqsim 2 musbat. Minus, ko'paytiruv minus, ko'paytiruv plus. Demak, javob plus bo'ladi. Xuddi shuningdek, mana bu oraliqda ham birorta son olishimiz mumkin. Masalan, x teng minus 3. Bu yerda manfiy, minus 3 da bu yerda manfiy, minus, ko'paytiruv minus, ko'paytiruv minus. Demak, minus bo'ladi. Endi tengsizlikni yechimini yozamiz. 0 dan katta bo'lish kerak. 0 dan katta degani plyusli oraliqlarni olish kerakligini bildiradi. Shunday qilib tengsizlikning javobi, ya'ni berilgan tengsizlikning javobi minus 1 taqsim 2 dan 1 gacha. Endi ikkinchi hol. Bu yerda biz diskriminant 0 dan katta bo'lgan holni ko'rib chiqdik. Endi diskriminant 0 ga teng bo'lsa-chi? Endi ikkinchi holni ko'rib chiqamiz. Endi diskriminant 0 ga teng bo'lsin. Bu holda kvadrat tenglama bitta ildizga ega bo'ladi, ya'ni x1 x2 ga teng bo'ladi. Bu holda mana bu ifodani ko'rinishi quyidagicha bo'ladi. A x minus x1 ning kvadrati katta bo'ldi. Misol uchun, birinchi misol x kvadrat minus 4x plus 4 katta 0 da. Bu yerda biz ildizlarini topib keyin ko'paytiruvchiga ajratishimiz ham mumkin yoki bunday hollarda qisqa ko'paytirish formulasidan foydalanishimiz ham mumkin. Masalan, chap tomonda biz x minus 2 ning kvadrati deb yozishimiz mumkin. Ildizi, tenglamaning ildizi
2'ye teng bo'lyapti bu yerda. 2 ni sonlar o'qida belgilaymiz. Endi sonlar o'qi 2 ta oraliqqa ajraldi. Birinchi oraliq, ikkinchi oraliq. Endi har bir oraliqning ishorasini topamiz. Yana yuqoridagidek yo'l tutamiz. Har bir oraliqdan bittadan son olamiz. Masalan, mana bu oraliqdan yani x barobar 3 ni olaylik. X ni o'raga 3 qo'ysak, 3 minus 2 1 kvadratni musbat son. Demak, musbat. Mana bu oraliqdan birorta son olamiz. İxtiyoriy son olamiz. Masalan, 0. 0 ni qo'ysak, 0 minus 2 ni kvadratdan. Kvadrat bo'lganligi sababli musbat bo'ladi bu yerda yana. Yana plus. Ya biz 0 dan katta, ya'ni plusli oraliqlar kerak bizga. Plusli oraliqlarni ishtiriklab chiqamiz. Shunday qilib javob minus cheksizdan 2 gacha va 2 dan plus cheksizlikgacha. Bu javob bo'ladi. Ikkinchi misol. Minus 9x kvadrat plus 6x minus 1. Katta yoki teng bo'lgan. Minusni qarshisini tashqariga chiqarib 9x kvadrat minus 6x plus 1 deya olishimiz mumkin. Mana bu ifodani biz 3x minus 1 ning kvadrati deb tashlashimiz mumkin. Shuning uchun sizga bu deyk ko'rinishga keldi. Bu yerda ham mana bu usulda foydalanishimiz mumkin. Oldin ildizlarini topib, keyin ko'paytirishga ajratishimiz mumkin. Mana bu ifoda qachon 0 ga teng bo'ladi? 0 ga teng desak, tenglamaning ildizi x barobar 1 taqsim 3. Ya'ni mana buni 0 ga teng desak, 1 taqsim 3 chiqadi. 1 taqsim 3 ni belgilaymiz. Yana sonlar oraligi o'qa 2 ta oraliqqa ajraldi. Birinchi oraliq, ikkinchi oraliq. Har bir oraliqning ishorasini topamiz. Yana bu oraliqdan birorta son olamiz. Masalan, x barobar 2 6 minus 1 5 kvadrati bu musbat, mana bu minus bilan demak ishorasi manfiy bo'ladi. Bu oraliqdan birorta son olamiz. Masalan, x teng 0. 0 ni qo'yadigan bo'lsak, minus 1 ning kvadrati 1 musbat bo'ladi, mana bu minus bilan minus bo'ladi. Demak, bu oraliqda endi tengsizlikning yechimini topamiz. Tengsizlikning yechimi katta yoki teng 0 dan bo'lishi kerak. Lekin bu yerda har ikkalasida ham manfiy, minus, bu yerda ham minus. Demak, bu oraliqlar yechim bo'la olmaydi. Tengning belgisi bo'lganligi sababli 1 taqsim 3 ning o'zi yechimi bo'ladi. Demak, bu holda berilgan tengsizlikning javobi 1 taqsim 3. Demak, faqat 1 taqsim 3 ning o'zigina qanoatlantiradi. Boshqa hech qaysi son tengsizlikni qanoatlantirmaydi. Javob 1 taqsim 3 bo'ldi. Endi 3-chi holga o'tamiz. Üçüncü hal. Diskriminant manfi olsun. O halde yukarıdaki bana bu formüller ötmeydi. Bir de köpet üçge ajratış mümkün olmaz. Çünkü bu tenleme ildizge ege yemez. Ha, bu halde eğer diskriminant noldan küçük olsa o halde bu ifade ya ki daim musbat boladı ya ki daim manfi boladı. Biz şundan fayda bulamız. Misal görelimiz. X kvadrat minus x plus 1 katta 0 tengsizligini yechamiz. Birinchi misol. Diskriminanti 1 minus 4 minus 3 0 dan kichik. Shu sababli biz chap tomonni ko'paytiruvchilarga ajrata olmaymiz. Bu holda sonlar o'qib bitta oraliqdan iborat bo'ladi. Oraliqning ishorasini topish uchun yana x ning o'rniga birorta son qo'yamiz. Masalan, x barobar 0. 0 qo'ysak, 0 minus 0 0 ga teng, plus 1 1 ga teng. Ishorasi musbat. Biz endi tengsizlikning javobini yozish uchun 0 dan katta, demak, plusli oraliqlar kerak. Butun sonlar o'qi bitta oraliqdan iborat. Ya'ni yechim
minus çeksizlikten plus çeksizlik yaşadığınızda. Nol'dan katta, bitti aralık, plus, plus bu. Demek cevap, minus çeksizlikten plus çeksizlik yaşadığınızda. İkinci misal görüyoruz. Minus 3x kvadrat plus x minus 2 katta nol'dan. Bu tesirliğini görelim. Diskriminant 1'in kvadratı minus 4 köpaytırı minus 3 köpaytırı minus 2 teng 1 minus bu bir de 6 20 4 minus 23 0'dan küçük. Diskriminant 0'dan küçük. Şu sebeple tesirliğin çap kısmını biz köpaytırıcılarla ajratalımayız. Demek ajratıp olmaydı. Bütün sallar oku bitti aralıktan ibaret oladı. Yani x'in oranı bir arada son koyalımız. Mesela x değil 0. 0'ını koysaydı 0. Yani 0 minus 2. İşara manfi. Demek aralıktan işarası manfi. Yani tensiliğini içimle yazalımız. X bir yerde bu ifade 0'dan katta. Bu degeni biz plüslü aralıklarını kadırışımız gerek. Ya, plüslü aralık yok. Bütün aralık minusla ibaret. Demek bu halde tensiliğini içimle boşlukla.